Şair Ahmet Arif'in hayattayken yayımlanmış olan tek kitabının adı nedir? A. Hasretinden prangalar eskittim. B. Sevda sözleri. C. Göğe bakma durağı. Şimdi bu yarışmaya gelirken başvuru aşamasını eşim halletti. Hatta benden habersiz halletti. Normal şartlarda biz sizin programınızı seyrediyoruz. Seyretmeye çalışıyoruz her hafta sonu günü geldiğinde. O gün için oğlum benimle uyumak istedi. Gittik uyumaya. Ben geri gelememişim. Eşim izlemiş. İzlerken kendisi galiba biraz cesaret bulmuş. Hilmi de katılmalı buraya diye düşünmüş. Benim adıma bir form doldurmuş. Güzel. Şimdi ben bir edebiyat öğretmeniyim aslen. Ama alanımda kendimi ne kadar yetkin hissetsem de en korktuğum yerde kendi sahamı. Öyle düşünüyorum. Çünkü ilk düştüğüm yerde beni çok vururlar burada. Doğru. O yüzden en korktuğum sorulardan bazılarıydı bunlar. Yani şu an ne kadar düşünsem de, ne kadar çalışsam da, kafamı toparlamaya çalışsam da ya sadece göğe bakma durağının olmadığını söyleyebiliyorum. Ama yani hala arada kalıyorum. Artık ilk aşamada da ziyaret etmediğimiz için hocama sormak istiyorum. Kendisine bir merhaba demeyi tercih ediyorum. Siz seslenin hocamıza. Merhaba Tufan hocam, nasılsınız? Hilmi Bey, teşekkür ederim. Öyle bir şey söylediniz ki sanki kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş gibi oldu. Sanki ben şimdi bir şıkkı eleyeceğim de siz de hemen cevabı bilecekmişsiniz gibi de bir his oluştu. Umarım öyle olur. Ahmet Arif'in bir tane şiir kitabı basıldı zaten ama onun adı Sevda Sözleri değil. Teşekkürler hocam. Yani biraz da söylediğim gibi Tufan hocama görmek istemiştim. Cevap veriyorum. Hocamın da elemesiyle teşekkür ediyorum. A. Hasretinden prangalar eskittim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.